Öncelikle Kadir gecelerini tebrik ediyorum. Yüce Rabbimiz milletçe kadrimizi yüceltsin. Amin. Ve alemi İslam'ı en kısa zamanda kadri yüce bir Amin. Ümmet olmayı nasip etsin diyerek Amin. Sözlerime başlamak istiyorum. Amin. Rabbimiz Kadir gecesine Kur'an'da müstakil bir sure tahsis etmiş. Evet. O geceyle ilgili söylenebilecek ilk ve son sözü mutlak sözün sahibi Yüce Rabbimiz söylemiş. Eyvallah. Önce sizin naklettiğiniz cümleyi aslında birinci ayet ifade ediyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik buyuruyor. Bu ayet bize Kadir gecesinin faziletini gecenin karanlığında değil, İşte o gecenin bize getirdiği kitapta aramamız gerektiğini ifade ediyor. Evet. Burası çok önemli. Çünkü biz bazen Kur'an'ı ikinci planda tutarak geceyi önceleyebiliyoruz. Evet. Yahut Ramazan'ı birinci plana alarak Kur'an'ı ikinci planda tutabiliyoruz. Bu yanlıştır. Ramazan'ı Ramazan kılan nasıl ki Kur'an'dır, Kadir gecesini Kadir gecesi yapan da Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Biz bugün modern zamanlarda, son 10 yıllarda, özellikle 2000'li yıllardan itibaren İslam dini, İslam tarihi, İslam medeniyeti yepyeni bir durumla karşı karşıyadır. Evet. Nedir o? Çünkü ilk defa İslam coğrafyasının tamamı küresel güçlerin çatışma alanına dönüştükten sonra İçinden çıkan bir takım düşünceler, bir takım ideolojiler ve bir takım cinayet şebekeleri çok farklı manzaralar yaşatmaya başladılar. Onun için dedim ki kastedilen sadece canlarımız değil, aynı zamanda İslam dini. Katledilen sadece canlarımız değil ama aynı zamanda İslam'ın insanlığa getirdiği yüce değerler. Evet. Şimdi üç gün önce biz tekrar bir hepimiz can evimizden vurulduk. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bir Ramazan ayı içerisinde, yani Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve mağfiretinin üzerimize yağdırdığı bir zaman diliminde, bir Kadir gecesi öncesinde, bir iftar vaktinden sonra, bayramın sevinci ve gölgesi üzerimize düştüğü bir zamanda, bu nasıl bir ideolojidir ki havaalanında onlarca insanı
hünharca katledebiliyor. Onları katlederken kendisini de katlediyor. Bayramın bayramlıklarını giyme müjdesi içerisinde olan çocuklar o bayramlıkları giymeden beyaz kefenlere sarılarak ebediyete uğurlanıyor. Bu vahşeti, yani yeryüzünde börtü böceğe karşı şefkatli ve merhametli olmayı emreden bir dinin mensubu, sokaktaki köpeğe, kediye, dağdaki vahşi hayvana dahi şefkatli ve merhametli olmayı emreden bir dinin mensubu, nasıl dinden referans alarak, dinden referans aldığını iddia ederek böyle bir şey yapıyor? Elbette bunların sebeplerini dinde aramak beyhudedir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunlar özellikle varoluşun gayesini yitirmiş, yaratılışın gayesini kaybetmiş, hiçlik düşüncesine kapılmış, hakikatsizlik ve gayesizlik girdabına girmiş bir takım nihilist ideolojilerin ortaya koyduğu cinnetlerdir. Bu cinnetlerin sebebi sadece bu coğrafyada aranmamalı. Bütün insanlık aslında bütün bu kötülükleri yaptı ve hazırladı. Evet. Ancak buna rağmen, yani şartlar ne olsa, harici sebepler ne olursa olsun, eğer bir Müslüman adı Ahmet olan, adı Mehmet olan bir çocuk, evet, düşünebiliyor musunuz? Birisi Özbekistan'dan, ya, birisi efendim bir başka yerden gelen insanlar, eğer dinden aldıklarını iddia ettikleri bir saikle böyle bir cinayeti işliyorlarsa ya bu tür cinayetleri işliyorlarsa ve bu cinayetlerden dolayı Avrupalarda, Amerikalarda, dünyanın her tarafında yaşayan Müslümanların varlığı bir güvenlik sorununa dönüşüyorsa, evet, Müslüman çocuklar isimlerini telaffuz etmekten çekinir hale getiriliyorlarsa, İslamofobiya bir İslam nefreti ve düşmanlığına dönüşüyorsa, bu topyekün İslam'a açılmış bir savaş olur. Savaş olduğu ortaya çıkıyor. Bunun sadece bir sıradan bir terör hadisesi değil, aynı zamanda topyekün İslam dinini bütün insanlığın gözünde itibarsızlaştırmak için ortaya çıkan bir cinayet şebekesi olduğunu görmemiz gerekiyor. Evet. Öyleyse bunu görerek bütün Müslümanların ilmen, fikren ve ahlaken bir seferberlik başlatarak, siz hatta bu, topyekün bir seferberlik başlatarak bütün İslam aleminin ve bütün insanlığın, tekrar söylüyorum, bu sadece bu coğrafyanın sorunu değildir. Bu sadece Müslümanların sorunu değil. Bu bir insanlık sorunudur. Ve asıl harici sebepler dahili sebeplerden geride değildir. Öyleyse bütün insanlığın buna akıl yorarak, kafa yorarak bu kötülüklerden hem coğrafyamızı hem yüce dinimizi nasıl koruyabiliriz? Biz bu düşüncelerin, bu yanlış düşüncelerin çocuklarımıza bulaşmaması için ne yapabiliriz? Evet. Bunun üzerinde topyekün durmamız gerektiğini ifade etmek isterim. Başkanım, biz Ramazan-ı Şerif'e başlarken siz... Ama bu bağlamda şimdi Ramazan-ı Şerif'te vuku bulan bu, memleketimizde vuku bulan bu çirkin hadiseyi bir tarafa koyuyorum. Sizin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gelin gönüller yapalım çağrısını bir tarafa koyuyorum. İki fikir arasında bir uçurum var hocam. İki fikir arasında bir uçurum var. Gelin canlar yaşatalım diyecekmişiz meğer. Evet. Yani ölüm makineleri harekete geçiyor. Gelin canlar yaşatalım dememiz gerekiyormuş. Ama tabii ki hepsi yine o gönülleri yapmaktan geçiyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah.
olsun.